7-13 Şubat tarotlar bizlerle, sizlerle birlikte değerli takipçilerim. Güzel bir hafta olsun. Kendi tarotlarım bu hafta sizleri neler bekliyor tek tek yorumlayacağız. Sevgili koçlar, iş hayatınızla ilgili meditasyonunuzun, enerjinizin daha yüksek olabileceği, alternatif gelecek teklifleri doğru değerlendirdiğinizde para hayatınızla alakalı noktalarda da çok güzel bir verimlilik haftanız var değerli takipçilerim. Hatta özellikle de çok uzun süredir çözmek istediğiniz değerli koçlar, yeni iş, yeni oluşumla ilgili bazı fırsatları da hayatınızın içerisine alacaksınız. Yönetimde ya da kafanızda soru işareti içerisinde olduğunuz işlerle ilgili çok güzel bir rahatlama ve parasal evrede yaşadığınız ve bir türlü dengeyi bulamıyorum diyorsanız bu hafta parasal evrede de daha rahat sonuçlar, daha keyifli bir evre hakimiyeti olacak. Kendi içinizde ruhsal olarak kaoslar yaşarız ya, aman Allah'ım üstüme kimse gelmesin, çok depresyondayım, onun derdi bunun derdi dediğimiz evre biraz can sıkıcı olsa da işinize konsantre olmanızı öneriyorum. Çünkü işinizde çok güzel aydınlanmalar var. Bu ara aile içerisinde miras, tartışma, kavga, özellikle eşler arasındaki yaşanacak parasal krizler biraz aile büyüklerimizi sıkıntıya sokabilir. Buna biraz gerginlik yaratabiliriz. Hazırlıklı olalım diyorum. Çocuk ya da çocuklarınızla ilgili endişe, kaygı, korkularınız varsa, hani özellikle hanımlar çocuklarınıza gereksizce baskı yapıp onları yoruyor olabilirsiniz. Daha sakin bir evreye yol almamız gerekiyor. İlişkinizde sevgilim geri gelsin konuşayım ve içimdeki uhdeleri iyileştireyim diyorsanız, evet, sevgilinizle aranızdaki iyileşme evresi yavaş yavaş hayatımıza oturmuş olacak ve sürpriz değişiklikler ve özellikle de gelecek planlar içerisindeyken terk edildiyseniz tekrar barışma evremiz söz konusu olarak gözüküyor sevgili koçlar. Yatırım ya da almak iste, evet, kafanızda ev, eşya, kıyafet, bu tarz düşünceleriniz var. Öncelikle ev konunuz şimdiden hayırlı olsun. Peki kalbimdeki kişi, kalbinizdeki kişiyi çok fazla yorduğunuz için pişmanlıklar yaşıyorsunuz. Güzel hediyeler, güzel sürprizler de sizi bekliyor. Sevgiyle kalın, mutlu kalın diyorum. Sevgili boğalar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Evet, bu ara iş temponuz, yoğunluğunuz, fikirleriniz çok fazla yoğun bir evrede olacak. İşinizle ilgili adil olmayan, sizi haksızlığa uğratan ve sizi yoran insanlarla daha uyum içerisine geçireceğiniz ve onların hatalarını ve sizi yanlış noktalara itmesinden dolayı kader çarkınız sizin için çok verimli konuşacak ve halledilmesi gereken birçok iş rayını ve sistemini bulmuş olacak. Yalnız elim kolum bağlı, her şeyim yarım kalıyor diyen boğa burçları, mümkün olduğu kadar üzerinizdeki enerji için dua okumanızı ya da vaktiniz varsa yatsı ezanı kılmanızı istiyorum. Çünkü çok güzel paralar olacak gibi oluyor ve yarım kalıyor ve artık bu tahammül evreniz çok fazla yorulmuş olarak gözüküyor. Yeni iş arayanlar için bakıyorum. Şu an için bazı boşluklar, bazı işte olumsuz cevaplar alabilir, canınız sıkılabilir. O yüzden umudunuzu kaybetmemeniz gerekiyor. Yerinizde değişim bekliyorsanız ufak ufak değişimler sizi tatmin edecek noktalar. Hatta der ki rengarenk bir değişim ve sizi çok mutlu olacak bir enerji içerisindesiniz. Ve hak ettiğiniz değeri en iyi şekilde alacaksınız diyorum. Maddi olarak yaşadığınız zaman zaman krizlerimiz var. Ödenmesi gereken noktalarda çok fazla zorluklar çekiyorsunuz. Ama şöyle söyleyeceğim, mahkemede çözülmesini beklediğiniz bir evranız ya da konulması gereken haklarınızla ilgili çok güzel diyaloglar yaşanacak ve güzel kar evreniz var. Yolculuk ve seyahat konularımız gündeme gelecek. İş gereği gitmeniz gereken seyahatler olumlu bir evreyi gösteriyor. Hemen bakıyorum, evli olan çiftlerimiz ya da evlenmeyi düşünenler için güzel bir hafta. Kendinizi doğru ifade edeceksiniz ve sevginizi en derin şekilde söyleyeceğiniz bir hafta söz konusu. Özellikle de ilişkiniz adını koyamıyorsanız, hep bir yarımlık kalıyorsa artık bu ilişkiyle ilgili net konuşmalarda harekete geçecek. Kafanızdaki soru işaretleri bitmiş olacak. Geri gelmesini istediğiniz biri varsa şu an için size yeni bir enerji. Çünkü o kişi geri de gelse kaos ve bu kaoslar sizi yıpratıyor olarak gözüküyor. Araç almayı düşünenler için biraz ekonomik olarak kendinizi zora sokuyor olabilirsiniz. Şu an acele etmemenizi öneriyorum.
Sevgili ikizler, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diyorum. Hemen bakıyorum. Bu ara kalbinizdeki kırgınlıklar, öfke, iş çevrenizdeki insanların size yalanları, söylediği olaylarla biraz yüz yüze kalabilir. Ve bu biraz sizi yıpratabilir değerli takipçilerim. Ama şunu unutmayın ki bu kırılan kalp sizin gibi gözükse de siz haklarınızla ilgili doğru bir haftaya geçiş yapacaksınız. İşinizde değişim, yenilenme, paranızla ilgili yaşadığınız krizleri düzeltme, kırgın olduğunuz insanlarla daha net konuşup kendinizin yıldızınızın çok parlayacağı bir haftayı tadacaksınız. Eğitim konunuz ya da yüksek lisansınızla ilgili bazı aksilikler yaşasanız da bunun acele etmemeniz gerekiyor. Çünkü bu acelelik size maddi ve manevi olarak zarara sokabilir diyorum. Bu ara kadınlarla baş başa çalışıyorsanız, yöneticiniz bir kadınsa bunun gergin tavırları sizi çok fazla yıpratıyor olabilir. Hatta ne zaman gidecek diye beklentisi olanlar için daha bu burada devam edecek. Ama sizin konumunuzla ilgili güzel değişimler, size güzel fırsatlar verilecek. Bence o kişiyle değil kendi işinize odaklanmanızı öneriyorum. İş problemi yaşayanlar için bu hafta daha dengeli, daha huzurlu, daha iyi diyaloglar içerisinde yaşayacağınız bir haftada yani en azından iş kapınızla ilgili olumlu diyalog, görüşmeler, anlaşmalarla ilgili verimlilik haftanız olacak. Bu da size gayet keyif verebilir diyorum. Yalnız yurt dışı, şehir dışı seyahati, iş gereği gitmeniz gereken noktalarda biraz daha pürüzler, biraz daha anlaşmazlık yaşayabilir ve bu evrede biraz can sıkıntıları olabilir. Evrak hatalarınız daha ön planda olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Mahkeme ya da miras ya da para alacak verecek mevzularınızla ilgili araya birini sokmanız lazım. Bu kişi iletişiminizi sağlayacak. Eğer ki kendi aranızda çözerseniz kavga gürültü söz konusu olacak. Lütfen aranızdaki sorunları aracı koyarak çözmenizi öneriyorum. Sevgiliniz geri gelecek mi? Yani sizin o sevgiliyle ilgili yaşadığınız krizler çok fazla var. Geri gelse de yıpranırsınız. Yeni bir ilişki için bol bol dua edip enerjinizi düzeltmeniz lazım. Size doğru aşkın enerjisi var gözüküyor. Kalbi, sevdiğin kişiyle evlilik teklifi, ilişkiyle ilgili yenilikler ya da yaşadığınız uzun soluklu ilişki size tertemiz bir kalpte hareket edecek. Evli çiftlere bakıyorum. Bu ara gereksiz atışmalar, gereksiz sözler, ne kadar birbirimize aitmiş ve birbirimizi seviyormuş, o seviyormuş gibi düşünseniz de geçmiş konular biraz can sıkıcı oluyor. Geçmişi kapatmanızı öneriyorum. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Bakayım, güzel bir hafta olsun. Evet, hemen tarotlar sizin için ne konu? Kırılan, söylenen, her şeye alınacağınız bir hafta. Aman kiminle nasıl konuşuyorsanız karşı tarafı öfkeniz bir an sinirli ve agresif olabilir. Bu hafta yumuşak yumuşak enerjimizi düzeltmemizi öneriyoruz. Ve tebrikler, iş bekleyenler için güzel bir hafta, anlaşmanız, imzanız gerçekleşmiş olacak ve bu da sizi çok mutlu edecek diyorum. Bulunduğunuz noktada yaşadığınız krizlerde bazı problemlerimiz devam edebilir ve iş yerinizdeki değişmesi gereken konularda devamlı bir baskı ve yönetim sistemdeki gerginlikler sizi fazlasıyla yıpratıyor olabilir. Alternatif nokta beklentiniz biraz gecikse de sabırlı olun. Yer değişiminiz sizin için hayırlı olacak diyorum. Bu ara aile içerisindeki yaşadığınız krizler, sizi üzen insanlar, sizi yıpratan insanlarla, onların yalancı tavrı, riyakar yönleriyle yüz yüze kalabilirsiniz. Artık kim dost, kim düşman bunu belirlemeniz lazım. Çünkü hayatınızdaki eksik olan tek şey merhametiniz yüzünden mağdur kalıyorsunuz. Artık bu mağduriyet bitmeli diyorum. Değerli yengeçler, yeni bir alım, satım konumuz varsa bu hafta bunlarla ilgili doğru oturup konuşma haftamız. Özellikle gözleri renkli olabilir, elleri kocaman olabilir, gözler kocaman olabilir. Böyle biriyle çok güzel bir mal konusuyla ilgili büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız ve bu aydınlık sizi en azından ileriki dönemler için çok daha verimli bir evreye geçişinizi sağlayacak. Yalnız miraslı konunuz varsa aile içerisinde, daha bunlar için kendi içlerindeki krizler ve çözülmesi gereken noktalarla ilgili özellikle 5 ya da 7 kişi arasındaki tartışmalar daha alevlenebilir, daha sert geçişler sağlanabilir. O yüzden hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Sevgiliniz sizin için, evet Gonca yaprağı, bereketiniz, alın yazınız dediğimiz bir konuşmayı sizinle paylaştıracak ve sihir gibi hayatınızın içerisine size güzel sözlerle güzel bir gelecek ifadesi kullanacak. Geçmişte kalbim kırık, o benden özür dileyecek mi diyenler için şu an için görmüyorum. Onun hayatı gayet güzel gidiyor. Sizin de alternatifleriniz var, değerlendirebilirsiniz.
Evli çiftler için. Bu ara ilişkinizle ilgili değil de tapu, evrak, vergi ya da eşinizin işleriyle ilgili yaşayacağı bazı sorunlar. Biraz kendimizi ilgisiz ve mutsuz hissedebiliriz ama onun sevgisinden asla şüphe etmemeniz gerekiyor diyorum. Boşanmayı düşünenler için hemen çekiyorum. Yol ayrımı çok uzun süredir devam ediyor ama siz hala cesaretiniz yok diyorum. Dedim bile. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diyorum. Hemen çekiyorum. Bu ara işlerinizle ilgili sürpriz, yeni anlaşmalar, konuşmalar, toplantılar, yenilikler, hayatınızda görmek istediğiniz ve ben bu insanla konuşmak istiyorum dediğiniz kişiyle karşılaşma, iş konunuzla ilgili hareketleriniz var. Bu pasta dilimi, bu bereket, bu işle ilgili birçok şeyin başarısını tadacağınız bir hafta. Tarotlar öyle söylüyor. Ve özellikle de çatınız, evinizde tamirlik ya da iş yerinizde tamirlik konuları olabilir. Ve özellikle bunu özellikle kadınlar isteyebilir bu tamir konuları ile ilgili. Biraz bunlarla atışmalar yaşasak da bu tamir gerçekleşecek. Yani işinizde tamirlik konumu olabilir. Evinizde tamirat konuları gündeme gelebilir diyorum. Yeni iş arayanlar, evet alternatif teklifler, yurt dışı ile ilgili beklentiler ya da şehir dışında yaşıyorsanız bu konularla ilgili kapılarınızın çok güzel açılacağı, güzel fırsatları doğru değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. Bu ara kendi içinizde geçmiş esaret konularınız, yaşadığınız travmatik durumlar sizi fazla sorgulayabilir. Geçmiş takıntılarınız artabilir. Bir meditasyon sizin enerjinize iyi gelecektir. Adil olan hayatın sizin tarafından size sunulmadığını düşünüyorsunuz. Bazen sizin de yanlışlarınız var. Bu yanlışları kabul etmediğiniz için etrafınızdaki insanları suçluyorsunuz. Artık siz de hatalarınızı görün. Bu hayatta nasıl başarıyı elde edeceğinizi bulmanız lazım. Devlet dairesinde olanlar için bu ara devlet işleriyle ilgili riskler, problemler söz konusu olabilir. Sevgilim geri gelecek mi diyorsanız, evet sevgilinizle konuşma, diyalog, tekrar bu ilişkiyi el ele tutacağınız bir dönem ve hatta bilgeliğin daha derin ve birbirimize ait enerjiyi daha rahat yakalayacağımız bir evre. Tebrikler, evlilik teklifi alabilir, ilişkinizle ilgili tanıştırılma evreleri olabilir, yakın dostlarınız bu ilişkiyi kabul etme evresi, uzun soluklu ilişkilerde biraz daha krizler ve kendi içinizdeki güvensizleri toparlamanız gerektiğini uyarıyorum, uyardım bile. Evli çiftlerimiz özellikle bu ara minnoş minnoş konuşmalar, sürpriz sürpriz hediyeler, hatta evde yenilenmesi gereken noktalarla ilgili de radikal bir evre söz konusu olacak ve uzun süredir sevginizi ifade edemiyorsanız bu hafta hem eşiniz hem siz kendinizi çok güzel sevgiyi sarılarak tamir edeceksiniz. Mutsuz olan evli çiftlere çekiyorum. Çocuklar için idare ediyorum ama artık benim gücüm ve ruhum bu evliliğe kalmadı diyor olabilirsiniz sevgili. Sevgili aslanlarım, sevgili başaklar, iş konularınız, denge, para ve parayla ilgili sürpriz gelişmeler. Özellikle çarşamba, perşembe bu konularda çok büyük bir rahatlık yaşayacağınız bir evre. Ailemizde hasta, erkeği ilgilendiren sağlık problemi, hastanelik durumlar, diş ve ağız bölgesiyle alakalı sıkıntılar gündeme gelebilir. Bulunduğunuz işte yeni bir nokta, gelişim, hadi kandil bana da gülsün, bereket bana da yağsın diyorsanız bu hafta farklı noktalardan gelecek bereket kendi işiniz alanınızla ilgili çok verimlilikler ve rahata erişme noktaları sağlayacaksınız. Hatta kendi işinizi yapıyorsanız yıkıldığınız ve maddi kayıplarla ilgili bu hafta çok güzel düzelmeler, kendi başarınızı hayata katma haftanız olacak. Bence bu hafta şanslı bir hafta değerli başaklar. Bunu doğru değerlendirdiğinizde para kasanızda, ekonomi cüzdanınızda rahata ermiş olacak. Yeni iş bekleyenler için imzalar atılacak. Yeni kapınız şimdiden bu hafta hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yani farklı alana gitmek, farklı bir yola geçmek istiyorsanız bunun için pasaport, evrak bu konularla ilgili ertelemeler yaşanabilir. Ama mücadeleye devam edin. Araya birilerini sokarak yolunuz ya da muradınız gerçekleşecek. Siz kalbinizdeki duanızı Allah katında kabul olacak ve istediğiniz yolculuk sizin hayatınıza verim katacak diyorum. Devlette bakalım çalışanlar için bu ara devletle ilgili çalışanlarda krizler, tartışmalar, kaoslar, evraklar, birikimler, toplantılar, yer değişimleri ve bulunduğunuz alanın gergin ruhunu siz de bu hafta çok derin bir şekilde tadabilirsiniz. Aman kimseyle uğraşmayın diyorum dedim bile. İlişki konusunda evet yeni bir ilişkiye başlamak, yeni yolculuğa, yeni insan tanımak ve size ait enerjiyi bulmak istiyorsunuz ve geçmiş artık sizin için kocaman bir soru işareti ve bu soru işareti içerisinde yaşamak istemediğinizi kabul ettiniz. Evet, inandığınız enerjide doğru kişi, yaslanacağınız, kalbinizin ona teslim olacağı doğru erkeği ya da kadını bulma haftanız gözüküyor. Gözünüzü dört açın. Peki, uzun soluklu ilişkiler, ihanet,
kaygı, kaybetme korkusuna girmişsiniz. Bir ilişki terapisti olabilir. Evli çiftlerimiz için hamilelik, çocuk, çocuklarla ilgili yatırım, bereket haftanız söz konusu olacak. Hani dışarıdan etki var mı? Evet, eşinizin ya da kendi ailenizin çocuklar üzerinde baskısı var. Bu çocukları siz kendinize doğurdunuz, ailenize doğurmadınız. Kurallar sizin üzerinize, başkasının kuralları diye değil, kendi kurallarınızla çocuklarınızı büyütmeniz lazım. Satmak istediğimiz bir mal içinde güzel bir anlaşma gözüküyor sevgili başaklar. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diyorum. Bu ara kalp ağrınız, yani duygusal yönünüz daha ağır basacak. İşte de daha duygusal hareketler sergileyebilir. Herkesi anlamaya çalışabilir. Herkese güzel güzel sözler söyleyeceğiniz bir hafta. Çünkü kendi içinizde yaptığınız hataların farkına vardınız. Bulunduğunuz insanların size kötülük ya da art niyet düşünmediğinin enerjisine girdiğiniz için kalbinizi daha temiz açmaya karar veriyorsunuz. Ruhların konuşması bu hafta, işinizdeki insanlarla ne konuşmak istiyorsanız, ne paylaşmak istiyorsanız en güzel şekilde ruhlar konuşur. Hatta çok uzun süredir kırgın olduğunuz, asla konuşmam dediğiniz yakın dostlarınızla da barışma, diyaloglar, konuşmalar, sohbetler sizi mutlu edecek diyorum. Ve hatta hafta sonu birlikte geçmiş yaşadığımız hataları hafta sonu ailece birlikte geçirip birbirimizi doğru algılama dönemine geçiş sağlayacağız. Özellikle sizde bir kadın hastası, özellikle baş ve migren ağrılarıyla alakalı sağlık problemleri olabilir. Dikkat diyorum. Uzun süredir işsiz olanlar için biraz daha beklemek. Çünkü uzun süredir mücadele ettiğiniz ve hala kendinize ait bir nokta bulamadığınız için çok fazla yorgun ve bitkinsiniz. Hak veriyorum ama biraz daha dua, biraz daha cesaret, biraz daha eksikliklerinizi görmeniz gerektiğini söylüyorum. Kendi işini yapanlar için bu ara kalp daha heyecanlı olacak. Bu ara kendi işini yapanlar da bekarsanız, ilişkiniz yoksa muhteşem bir aşk enerjisi sizi bekliyor. Kalbiniz 12'den vuracak diyorum. Uzun süredir sevgilinizle evlilik düşünüyorsanız ve bununla ilgili çözümler oturtamadıysanız bu hafta bunları çözmek için doğru bir süreç ve birbirimizle ilgili 7. ay, yani 2022'nin 7. ayında evlilik, evli ailelerin bir bütünleşme evresinin şimdiden hareketi var gözüküyor. Evli çiftlerimiz için evet burada barış ilan ediyoruz. Boşanmak, ayrılmak kararı varken birden biz birbirimizle barış ve düzeni tekrar oturtmak istediğimiz gözüküyor. Bu ara kendinize fazla ödül verebilirsiniz. Estetik, zayıflama, spor, masaj, bunlar sizin hayatınızda daha keyif verebilir. Tamam, şu gençler için çekiyorum. Oo, bu ara içinize şeytan kaçmış gibi her şeye alınıyorsunuz sevgili gençler. Lütfen normale dönün. Çünkü siz bu hayatta bizim için varsınız diyorum. Dedim bile. Bilakrepler, ben geldim. Hemen çekiyorum. Bu ara işle ilgili çevrenizde değil de sizin hatalarınız ve kırılan kalbiniz, dışarıdaki yaşadığınız sorunları iş hayatınıza yansıttığınız takdirde iş haftanız bu hafta yorucu, stresli ve gergin olacak. Mümkün olduğu kadar sakin ve sessiz işlerinize konsantre olmanız gerekiyor. Eğer ki ben yapamıyorum, artık buradan istifa etmek istiyorum, burası ile ilgili hiçbir bağım kalmadı diyorsanız uzun soluklu işsizliğe hazır olun. Eğer ki bir emeklilik hakkınız ya da ne bileyim kazanmış bir hakkınızla ilgili bir para beklentiniz varsa, evet bu kazanılmış hak ama daha bunun için vakit var. Bu hafta planlıyorsanız imkansız olarak gözüküyor. Bunu unutmayalım. Satmaya çalıştığınız ailenize ait bir malla ilgili müteahhit anlaşması, toprağınızla ilgili müteahhitle ilgili konuşmalar gündeme gelebilir ama satılmayacak, yerine malınız alınacak gözüküyor. O yüzden bununla ilgili de hayalleriniz varsa, borçlarımı bununla kapatırım diyorsanız imkansız. Yine sizin emeğiniz, yine sizin rızkınız, yine sizin çalışmanızla halledeceğiniz evreler var. Baba, abiden alacağınız para desteğiniz, kredileriniz, ödemelerinizle ilgili yardımcı olabilir. Ama şu an için işten ayrılmayı düşünüyorsanız yazık edersiniz. Kaderiniz bu noktada çok uğurlu ve bereketli. Sadece haklarla ilgili tartışmalar, bulunduğunuz noktanın gergin halleriyle ilgili kendinizi de kastığınız noktalar var. Akışa bıraksanız her şey rayına dönecek. Aşık olmak isteyenler, evet güzel bir aşk haftanız var. Sizi karanlıktan aydınlığa çıkartacak, ruhunuza uyacak o kadar güzel bir insan var ki hadi tanışma vakti diyorum. Bu ara deli deli sözleriniz, kırıcı ifadeleriniz, ev içerisinde terör estirme ruhlarınız var. Lütfen bu terör modundan da çıkın. Daha dengeli, daha mülayim olmanızı öneriyorum.
Sevgilisi uzun soluklu olanlara bakıyorum. Birbirinizle güzel iletişim ve plan, hatta yurt dışına yerleşmek, farklı bir şehre yerleşmek, bu ülke hani yaşadığımız yerin bizi mutlu edemeyeceği ile ilgili fikirleriniz var. Bunun araştırmasına gireceksiniz. Evli çiftler için bu ara doğum günü, ev içerisinde hediyeler, bu ara sevgililer gününe yakın olduğu için enerjinizde çok fazla sürprizler ön planda gözüküyor ve yapılması gereken her şey sizin için doğru sarılma evresine girecek. Sevgili gençler bakıyorum. Ay bu ara her şeyi yargılamak, her şeyi sorgulamak size mi düştü? Biraz akış, biraz rahatlık ve özel hayatıma ki ailem karışmasın diyorsunuz da maşallah siz herkesin özel hayatına karışıyorsunuz. Biraz daha anlayış göstermenizi öneriyorum. Sevgili yaylar, yaylar. Oo, yaylar bu ara rüyalarınız, hisleriniz, kafa yapınız çok dolu olabilir. Sahtekar, yalancı ve insanlara güveniniz kırılabilir. Bu hafta en ufacık şeyde kafayı karşı taraftaki insanlara takıp adaptasyon problemi ve yöneticileriniz, patronunuz, aile büyüklerinizle ilgili ters düşmelerinize sebep olabilir. Yanlış anlaşılmalardan sıcak enerjinizi, kalbinizi yoğun bir şekilde açarsanız bu pürüzlerin hayatınızdan çıkmasına sebep olabilir. Bu da yaşadığınız özel hayat alakalı krizler etrafınızdaki insanlara yansıyor. Mümkün olduğu kadar sakin ve enerjimizi düzeltelim. Bu ara kitaplarınız değişebilir. Kütüphaneyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni kitaplar içerisinde okumak ya da kariyerinizle alakalı eğitim konuları ile ilgili başvurularınız çok fazla var. Bununla ilgili başarılar elde edebilirsiniz. Yalnız yabancı bir şirkette çalışıyorsanız üst düzey kurumdaki erkek ya da şirketin genel sahibinde bir değişim söz konusu olabilir. Sizde bir sıkıntı yok ama ben kovulabilir miyim, çıkartılabilir miyim, haklarımı alabilecek miyim diye düşüncelere girebilirsiniz. Ama şirketin üst düzeyi değişecek ama kesinlikle ve kesinlikle size ait bir sıkıntı görmüyorum. Bu ara sağlığınıza, vücut yapınıza çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle göz ve ellerle ilgili sıkıntılar, elde titreme, kalp dayanıklıdır. Göz hassasiyetiniz olabilir. Bunları ihmal etmeyelim sevgili yaylar. Aşk konusunda yeni bir insanla tanışıp evlilik, ani bir evlilik kararı vereceksiniz. Bu sizin enerjinize iyi gelecek. Uzun soluklu ilişkilerde biraz kırgınlıklar, aileye karşı ailelerden kaynaklı bizi ayırmak istiyorlar, bizi istemiyorlar diye böyle kalp kırıklığınız, o insanlara güveniniz sarsılmış olabilir. Aile ikna olacak ve siz bu evliliği yapacaksınız. Evli çiftler için de bu ara ev almak, anahtar sahibi, araç satımı, ev satımı, yeni bir ev almakla ilgili fikirlerimiz var. Bunun için araştırmalara girdik. En yakın süreçte bu anahtarla ilgili ferahımızı aydınlığa kavuşturacağız. Sevgili yaylar, gençler, aşk sizin enerjinizde çok fazla var ama bu ara seyahat etmek, kendi kariyerinizle ilgili farklı görüşler, farklı bilinçler yapabilir. Bu da sizin ruhunuza iyi gelebilir. Şimdiden bu evreyi toparlayın. Boşanmayı düşünenler bence acele etmeyin. Birbirinize ait tamamlanması gereken yenilikler var. Çok fazla acele etmenizi önermiyorum. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Güzel bir hafta, umutlu bir hafta hepimize olsun diyorum. Evet bu ara cesaretiniz, yeni iş anlaşmaları, yeni yolculuklar, yeni çözmeniz gereken işlerle ilgili cesaretinizi toparlayacaksınız. Tam hedefe doğru ilerliyorsunuz. Hiç korkmanıza gerek yok. Hedef sizin elinizde. Hatta 3 kişiyle ortaklı iş ya da bulunduğunuz alanınızdaki 3 ekip çalışmanın ekip arkadaşlarınızla birlikte güzel projelerde yer alacaksınız. Vakit ve zaman kutlaması sizin olsun. Çünkü vakit ve zamanda bu projeyi teslim edip daha rahat bir nefes yeniliklere açılmak istiyorsunuz. Ve bunu başarmış olduğunuz gözüküyor. Yeni bir işe girmek ya da yeni bir projeye sanatçıysanız bunlarla ilgili yapacağınız yenilikler sizin gerçekten doğru noktaya doğru ilerlediğiniz. Hiç aksilik yapmadan konsantrasyonunuzu bozmayın. Burası sizin başarınız ve ödülünüz olacak. Hiç gerek yok. İşsiz olanlara fırsatlar var. Özellikle Ateş Burcu birinden ve A ve K ve N harfi birinden çok güzel bir destek alıp iş kapınızı bu hafta yani Şubat bitmeden iş kapınız gerçekten hayırlı olacağını gösteriyor. Meditasyonunuzu, inancınızı, dualarınızı fazla böyle uyku ruhunuz var. İçinizden bir şey yapmak istemiyor. Özellikle işsiz olanlar. Eğitiminizle ilgili tamamlamanız gereken yarımlıklarınız da var. Bu ara anne ruhunda, abla ruhunda evin içerisinde olmak istiyorsunuz. Bu ara yemeğe de çok fazla vakit ayırmışsınız. Mümkün olduğu kadar spor, yürüyüş ve bunlar için kendinize vakit ayırmanız lazım diyorum. Sevgiliniz geri gelmesini istiyorsanız, evet gelecek vallahi yıldız gibi parlayacak. Tekrar içinizdeki kalp heyecanlanacak ve mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. Hatta evlilik yoluna gidecek bu ilişki ve bu sizi daha çok motivasyonunuzu artacak.
Mesela uzun soluklu ilişkide, evet uzun soluklu ilişkinizde sadece işle ilgili yaşayacağınız bazı pürüzlerden kaynaklı bekletilmeler var. Ekonomik olarak düzelmeye çalıştığınız noktalardan dolayı birbirinizi bekletiyorsunuz ama siz birbirinize aitsiniz ve bu evlilik, bu ilişki bu yola doğru gidecek. Evli çiftler için değişim, dönüşüm, yani birbirimizi anlamak, geçmiş konuları kapatmak, birbirimize sahiplenmek dediğim bir noktanın enerjisi var. Ama galiba eşiniz ya da hanımınız bu geçmiştirdir ve bir olaydan dolayı hala aynı mevzuyu açıyor masaya. Lütfen bunun için bir psikiyatrist iyi gelecek çünkü bu ilişki bu yüzden bitebilir diyorum. Sevgili gençler, bu ara en çok seyahatler, kafanızda planladığınız yurt dışı yolculukları için fırsatlarınız var. Bunlarla ilgili başvurularınızı yapın, yolculuğunuz aydınlıkta gözüküyor. Sevgili kovalar, nasılsınız? Bakıyorum, evet işinizle ilgili oluşturmak istediğiniz yeni oluşumlar var. Önünüzde 4-5 dosya var. Bunlarla ilgili özellikle Ateş Burcu birinden Koç, Aslan, Yay Burcu biri yöneticiniz olabilir. Bundan alacağınız destekle birlikte çok güzel noktalar ve fikirlerin bir arada oluşmasıyla birlikte işimizde mühür, yeni kapılar, yeni anlaşmalar için çok güzel fırsatlar söz konusu olacak. Ailenize ait 3 katlı bir ev varsa, 3. katta bir ev varsa satılma kararı içerisinde olacak. Özellikle erkek kardeş ya da hanımınız yani kız kardeşinizin kocasından kaynaklı sorunlar olabilir. Buna hazırlıklı olalım. Çünkü birinin iki yüzlü, burası benim diye etrafta dolanıyor. Burada kardeşler arasında bir kıyamet kopuşu var diyorum. Yeni işe girmek isteyenler için yurt dışı kapısı beklentiniz varsa, yurt dışı ile ilgili evraklar oluşturmaya çalışıyorsanız gayet hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Fakat değerli takipçiler, sizin kendi işinizi yapıyorsanız bu ara satın alma, satış konuları ile ilgili büyük kazançlar, yenilikler, size güzel fırsatlar söz konusu olacak diyorum. Ay burada bir küçük bir sinek var. Beni devamlı rahatsız ediyor. Bir de sevgili, yani iş yerinde birini seviyorsanız ve aşıksanız bu kişiyle ilişkimiz gerçekten ciddiyet evresine gidecek ve karşı tarafın atılımı size mutluluk verecek diyorum. Yurt dışı niyeti ve yerleşme düşünceniz varsa bu fırsatlarınız var. Bununla ilgili 4 hafta ya da 4 ay içerisinde çok güzel olumluluklar var gözüküyor. Sevgilinizle tartışma, kavga, gürültü bu hafta biraz riskli. Kıskançlıklar, güvensizlikler hareket edecek. Buna şimdiden hazırlıklı olun. Geri gelmesini istediğiniz biri varsa o sizi terk etti. Kabul etmiyorsunuz. Artık bunu kabul etmeniz, yeni bir insana, yeni bir ilişkiye başlamanız sizin için daha hayırlı ve uğurlu olacağını düşünüyorum. Ama sizin maşallah sabit fikriniz, hayır o gelecek, ben içimdeki öfke, o gelmeyecek. Siz yeni birine adapte olun. Evli çiftler için bu ara çok güzel bir enerji, bereket ve parayla ilgili yaşadığımızın krizlerle ilgili sorunları bu hafta çözüp daha birbirimize ait konuşmalar, daha birbirimizi anlayacak ve ekonomik evremizi düzeltecek fikirlerimiz var. Bunlar bizim yıkılmaya çalışan ve gücümüzü daraltan her noktayı mantığımızda oturtup sistemi gayet rahat bir şekilde halledeceğiz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Gençler, bu ara eğitim konularınızda zorluklar olabilir, sağlık problemleriniz olabilir, kafanız biraz dağınık olabilir. Bunları toparlamanızı öneriyorum. Sevgili balıklar, çekiyorum. Oo, bu ara kitap okumak, seyahat etmek, iş gereği yapacağınız anlaşmalar, kadınlarla ilgili yaşadığınız krizleri çözme haftanız. Vallahi güzel bir hafta. Ve parasal evrede de yaşadığınız sürpriz paralar, çalışmanızdaki primler, ödenmesi gereken paralarla ilgili hayallerimizin kapısı açılıyor. Yani bu hafta sizin geçmişe ait almanız gereken paralar, işinizle ilgili yaşadığınız sorunları çözüp daha bilgeli ve daha kendinizi doğru sisteme oturtacağınız bir hafta. Evet, yargılamayı bırak, kavga etmeyi bırak ve kendi içindeki pişmanlıklarından çık. Ve kendi anahtarının gücüne ve işinin gücüne baktığın takdirde yolunda hiçbir aksilik yok. Sen kendi kendine aksilik yaratıyorsun. Bu aksiliklerden çık lütfen. Da iş bekleyenler için her iş sizinle uygun olmadığı için her şeye kulp takıyorsunuz. Anam bir başlasaydınız, onun maskesi, onun yapısı, onun iş kaderi. Ben aynı insanlarla, bence bir enerjinizi bir konuda iyileştirin. Bir adım atmanız gerekiyor. Her geçen gün iş kaybı ve para kaybı sizin kendi cebinize zarar veriyor. Bir an önce bunu çözelim. Evet, kendi işini yapanlarda sürpriz anlaşmalar, yenilikler var ve bu yenilikler size güç katacak gözüküyor. Güzelmiş. Hatta bu ara evinizde elektronik eşya,
bulaşık, çamaşır, bilgisayar, telefon, bu tarz sorunlardan yeni eşyalar alabilir ve bu yüzden evde biraz parasal evremizdeki vıtvıtlanma dönemleri olabilir. Krediliye başvurabiliriz. Biraz krizler de var ama bunların hepsini çok rahat bir şekilde çözeceğinizde bir hafta unutmayalım. İlişkiniz geri dönmeyecek. Ay, resmen kalp boşlukta ve boşuna gözyaşı döküyorsun ve o kişi artık kendi yolunu tercih etti. Sen hala bir umut bekliyorsun. Yapma diyor. Kendi krallığına, kendi kraliçeliğine gelecek doğru insanın var. Neden bu kadar ürkek ve korkaksın diyor sevgili balıklar. Kendi karanlığından çık duygusal olarak ve kendini iyileştir diyor. Evet, yeni ilişkisi olanlar ve başlayanlar için bu ilişki bana göre bitecek ama siz çok hayal kuruyorsunuz. Bu hayallerden çıkın lütfen. Evli olan çiftlerimizde özellikle boşanma radikali veren dava açılıyor. Bu hafta bununla ilgili avukatlarınız ya da kendi dilekçenizi vereceksiniz ve çocuklarınızla yol ayrımı içerisindesiniz. Yol ayrımı içerisine gireceksiniz. Ev anahtarı, araç anahtarı, para anahtarı tartışmamız da var gözüküyor. Evliliği iyi gidenler için, bu ara bir özellikle kayınpederinizin, kaynananıza ait mallarla ilgili sizin bir taşınma konumuz olabilir. Bu gideceğiniz yer daha uğurlu ve daha bereketli olacak. Hem kendiniz için hem çocuklarınız için faydalı. Sevgili gençler, güneşiniz bu hafta çok parlak. Ne istiyorsanız para, seyahat, kariyer ama biraz oda düzeninize ihtiyacınız var. Bu ara aşk ruhunuz çok ön planda. Bunları iyileştirmenizi öneriyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın.